Değerli izleyiciler, Türkiye'nin birlik beraberlik noktası politik adam programının son bölümü işte muhteşem üçlü yine bir arada. Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Sayın Turgay Türker, SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, Türkiye'nin usta kalemleri. Tabii ki artık da böyle başka televizyon kanallarında çıkıp boy gösteriyorlarmış buradan değerli izleyicilerimizin önünde. Yani fırça atma. Kimseyle paylaşmam mesajını vereyim. Şimdi değerli izleyiciler, bakın Sinan Oğan Bey'in çıkışı, biraz önce Hakkı Şafak Sesi dinledik, daha önce Mevlüt Karakaya'yı dinledik. Şimdi biz politikadam.com'da, YouTube kanalımızda da, haber sitemizde de iş adamı Avrupa'da 30 yıllık yaşayan ve çeşitli sektörlerde iş yapan değerli Erdal Aslan Bey'in bir röportajlarını yayınladık ve onun başlığı diyor ki 100 yıllık tarihin kırılma noktasındayız. Evet. Değerli yönetmenim resimleri verir. Bu resimler belki Sinan Oğan Bey'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu Cumhur İttifakı'na dönüşü konusunda, gidişi noktasında bir işaret fişeğidir. Hatta 28 Mayıs'ın özetini iş adamı Erdal Aslan şöyle diyor. Ya devlet başa ya kuzgun leşe ve Türkiye'nin dış güçler tarafından parçalanmak istediğini ve bununla ilgili de yeniden bir serve dönmek istediklerini belirtiyor. Diyor ki biz patates soğanın hesabını daha sonra sorarız. Ama en başta bu 28 Mayıs'ta devletin bütünlüğünü, bekasını koruyalım diye önemli bir röportaj. Bunu da politikadam.com'da okumanızı isteriz. Bu arada bizden alıntı yapan Akit Gazetesi'ne de teşekkür ederim. Bu röportajdan çok önemli pasajlar yayınladı. Değerli misafirlerim, hoş geldiniz tekrar. Şimdi bir sosyal medya işi çıktı ve sosyal medyada seçimi kazanma gibi bir düzen oldu. Ne diyorsun başkanım bu işe? Öncelikle Fehmi abi teşekkürler, hoş bulduk. Ben müsaadenle New York'ta Türk evine yapılan saldırıyı bir gazeteci olarak kınadığımı belirterek, yani bu bizim için son derece önemli bir şey. O evet. saldırıyı kınayarak sözlere başlıyorum. Şimdi internetteki aslında algı ve dezenformasyon dediğimiz oluşum olguyla algını birbirine karıştırdı. Yani gerçekle gerçek olmayanın ne şekilde bir propagandaya dönüştüğünü hepimiz gördük. Yani aslında bu sorun Türkiye'nin sorunu da değil. Yani bu gelişmiş birçok ülkenin temel sorunu. Çünkü sosyal medyada bir olay bir şey atılıyor, arkası araştırılmıyor, derinliğine bakılmıyor ve onlar bir şekilde başka bir yere manipüle ediliyor. Hatta bugün akşamüstüydü yanılmıyorsam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada faaliyet gösteren 37-38 adres için soruşturma başlattığını duyurdu. Evet. Onların içerisinde de Sevilay Yılman'ın da ismini gördüm. Şimdi buradaki temel hadise şu, yorumla, bakın yani gazetecilik ilkesi içerisindeki yorum elbette hürdür. Yani o haber gerçek, yorum hürdür. Yani onu yaparsınız ama orada manipülatif davranış veya bununla alakalı işte hatırlarsam Sayın İnce için yapılan montajlı kasetler, itibar suikasti ve benzeri şeyler. Bir parantez. Tabii ki. Şimdi ekranda görünen bir fotoğraf var. Bugün politik adamda evet. bunu kullandık. Enes Halife Kan diye bir isim 2017'de yapmış. Twitter'ın sahibi tekrar hesapları açınca ortaya çıkmış. İki gündür sosyal medyanın gündeminde. Evet. 15 Temmuz'u yazmış. Silahlı her türlü olayı yazmış. Baylok konuşmaları bu FETÖ'cü hesapta olmuş. Ama şimdi şöyle bir iş var. Sosyal medyayla yönlenen bir gerçekten halk kesimi var? Var. Bunu seçim sonucuna baktığımız zaman görebiliyor muyuz? Yani kamuoyu araştırmacısı var. Senden sonra Sadullah abim de bu soruya tabii. bir cevap versin. Ya Fehmi abi şöyle bir realite var. Yani baktığımız zaman sosyal medya düzeninde yani orada anlık geçişler var. Ama anlık geçişlerin bilinçaltı yerleştirilen inanılmaz bir vurgulamalar var. Yani siz orada bakıyorsunuz ortalama orada 5 saniye belki 10 saniyelik zaman geçiriyorsunuz ama bilinçaltı refleksi okuduğunuzu hani vardır ya satır arasındadır asıl mesajlar dediğimiz. Aslında o 5 saniyelik bilinçaltına yerleştirilen ve benzeri konumda sürekli götürülen söylemler insanları inandırıyor.
Tabii ki seçimle alakalı mesela söyledin Sinan Oğan Bey'in yaklaşımı, Ümit Özdağ'ın Sayın Kılıçdaroğlu'yla buluşması, mutabakat metinlerini açıklaması. Yani sahada olunması gerekirken orada 2,5 milyon oyun kime konsolide olduğunu tartışılması gerekirken çünkü o oylar hangi partiye? Yani eğer bir partiye gidiyorsa o zaman aslında ikinci yüzyılın başında Türkiye'nin en önemli temel konusu milliyetçilik olacak. Yani bu milliyetçiliğe de baktığımızda belki Ümit Bey'in dediği gibi hani göçmen politikası üzerinden bir söylemi Millet İttifakı da satın aldı. Bakın Millet İttifakı bu söylemi satın aldı ve artık bununla beraber başka bir yere taşıyacak. Şimdi bunu taşıdığı zaman da acaba şöyle bir yaklaşım olacak. Türkiye'de milliyetçilik tavan mı yapacak? Yani bu işten karlı ve zararlı partileri diyoruz ya, en karlı partilere baktığımız zaman Millet İttifakı'nda belli bir rakamları görürüz. %1 etmeyen. Hatta ben burada tartıştığımda hatırlarsan kurmayları ne diyordu? Ya biz çok iyiyiz. İyiyiz ama yani ben iyi nasıl tanımlayabilirim? Yani sen kurban olayım Sadullah abi. Şimdi Turgay abim öyle diyor da %1 iki partiyi toplasan %1 etmiyor diyor. Deva Partisi'nin %15 milletvekili var. Evet. 15'miş. Evet. Hatta şeyin de Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili var. Saadet'in 10 millet, 34 millet, 35 millet. 35 millet. Ne diyorsun yani şimdi? Sosyal medyayla seçim kazanılır mı, kazanmaz mı? Nedir bu durum? Şimdi eğer gösterge milletvekili sayıysa kazanmışlar. Ben katılmıyorum. Tabii. Ama hayır göstergesi diyorum. Gösterge milletvekili sayısıysa kazanmışlar. Ama gösterge farklı bir şeyse, oy oranıysa, yarın ne olacağıyla ilgiliyse onu önümüzdeki günler gösterecek. Kim kazandı, yani kim kaybetti? Yani Cumhur İttifakı kazanmadı mı? Millet öyle mi kazandı ya? Hayır. Şimdi biraz önce oy oranları belli olmayan partilerin aldığı milletvekili hesabıyla söylüyoruz. Yani o 34-35 tane milletvekili alınmış CHP. Sonuçta oy oranlarının ne olduğunu bilmediğimiz 3 parti şu an itibariyle. Göstergeye o şekilde bakarsak başarılı dersin ama göstergeye farklı açılardan baktığınız zaman onu yarın o partilerin siyasi hayatlarına devam edip etmemeyle ilgili bunu bir mayalandırmaya döndürüp döndürmedikleriyle ilgili sonuçlarla ölçeceğiz. Şimdi sen kamuoyu araştırmaları Turgay abim evet. Sözünü tabii, bir dakika şey yap. Pardon, tabii. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimine çok az bir süre kaldı. Her gün yeni bir adım, yeni bir hamle. Ümit Özdağ gidiyor, ortaya bir iş koyuyor, ıslak imzalar konuyor. İşte Sinan Bey Cumhur İttifakı'na gitti, geldi, konuşmalar filan. 3-4 günde seçmenin yönelişi, yani bunun kamuoyu araştırmaları deyimi ne? Biraz önce Mevlüt Karakaya dedik, onlar kamuoyu araştırması değil, kamuoyu yönlendirme firmaları. Evet. Şimdi burada değişir mi? Yani bu gelişmelerle. Şimdi geçen hafta aynı gün, aynı saatlerde bir Sinan Oğan değerlendirmesi yapmıştım. Aynı noktadayım. Yani Sinan Bey kendi fikrini, kendi zikrini ifade etti. Seçmenini biraz önce Hakkı Bey'i dinledim. Seçmeniyle alakalı mevzuyu seçmeni kendisi karar verecek. Burada Ümit Bey'in takındığı tavır kendisini ve partisinin yönetimini ilgilendirir. Seçmenle alakalı mevzuyu hiç kimse bir taraftan bir tarafa aktaramaz. Çantada keklik değil. Değil. Yani, değil. Yani bunu açık ve net görelim. Yoksa seçmen tercihli, seçmen herhangi bir konuda kararını 2 yıl önceden vermez. Çok kararsız bir durumdaysa, kaldı ki şu anda Sinan Bey'e verilmiş %5'lik oyu düşünüyoruz. Benim daha önceki verilerden anladığım şu anda o seçmenin en az yarısı kararsız zaten. Çok az bir kısmı tercihini Kemal Bey veyahut da Tayyip Bey tarafından yapmıştır. Sandığa gittiğinde ne olur? Sandığa giderler mi? Onu da bilmiyoruz. Onların ölçümünü farklı bir araştırmayla görmek zorundayız. Şu anda onu kimler gördü, kimler buna göre tavır aldı, kimler yani burada benim gördüğüm Ümit Bey'in CHP ile anlaşması ve diğer mevzular sadece psikolojik üstünlükle alakalı bir çabadan ibarettir. Abi Süleyman Demirel rahmetliyim diyor rüzgarsız bir yerde eğer diyor bir yelkenlinin yelkenleri şişiyorsa bunu üfüren biri vardır. Yani var tabii. Şimdi bunu üfüren kim yani? Ama burada şimdi çok net bir şey yapalım. Ümit Turgay Bey bekliyor seni abi. Ümit Bey seçim öncesi
14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Bey ile ilgili yaptığı değerlendirmeler, Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı değerlendirmeler ve Sinan Bey'in ortaya çıkışı ve sonrasındaki konularla ilgili değerlendirmelerine baktığımız zaman ben Sinan Bey'in Cumhur İttifakı'nı şahsı ve ekibi adına destekleme kararını yadırgamıyorum. Niye yadırgamıyorum? Sinan Bey sonuç itibariyle Azeri ve Türk dünyasına yakın bir isimdir. Şimdi biraz önce Hakkı Bey de ifade etti. Kemal Bey elle çizilmiş bir Türk dünyası haritası, yol haritası ortaya koydu. Azerbaycan yok içerisinde. Türk dünyasını es geçiyorsun. Abi bu haritayı evet. Paşinyan bile yapmazdı. Yani. Kesinlikle. Abi. Yani şimdi böyle bir ortamda Sinan Bey'den kalkıp da Kemal Bey'in o alelacele çizdiği haritaya binaen Türk dünyasını önceleyen bir fikir itibariyle tercih etmesi yani bana şu andaki konumu tercihi sürpriz olmadı ama sonuçta da ortada da kalabilirdi. Farkında mısın? Sadullah abim işi öğrenmiş. Öğrenmiş sana kesinlikle. Sana topu vermemek için yani Turgay taş atıyor çünkü. Turgay yok, başkan. Yok taş atmıyorum ama şimdi, ben Sadullah şimdi soracaktım. Bu 14 milletvekili, 10 milletvekili ve diğerine baktığımızda bunun üst aklı kim? Yani Kemal Bey'in bak Bey abi var ya. Şey yaptı. Şimdi bunun bir üst aklı olması lazım. Gerçekten yani aklımızın, düşüncemizin, siyasi olayları yorumlama ve gözlemleme becerimiz. Ya ben hakikaten anlayamıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde küskünler oldu. Hatırlar mısın? Burada programda ben ifade etmiştim. Listeleri gördüm ve geçmiş olsun dedim Millet İttifakı'na. Yani birçok gazeteci, birçok meslektaşım, birçok evet. kişi bana dedi ki sen niye öyle diyorsun? Hayır ben demiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Şimdi üst tablo akıl orta, kim? Evet. Sadullah'a sorayım bir dakika. Sadullah da bakalım bize o meydanı gösterecek mi? O da bir sokaktan bize o meydana çıkaracak şimdi mı? Şimdi üstadlar. Üst akıl 14, var mı yok mu? 14. Sadullah üst akıl var mı yok mu? Bir saniye. Ya, 14 şey Mayıs yaptı. Geride kalmıştır. Parlamento şekillenmiştir. Bizim 28 Mayıs'ı ve sonrasını öğrenmiş. Konuşmamız lazım. Öğrenmiş abi. Bakın. Öğrenmiş. Şimdi onu konuşuyorum bak ifademi evet. dikkat et. Bizim derin millet, derin devlet diyorlar ya ben tabii. ona derin millet aklı diyorum. Tabii derin akıl. Değerli izleyiciler derin millet aklı nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa bu son dönemde gerçekten yani akıl almaz. Hafızamızın üstünde yaptık stratejik hamlelerden dolayı manevi olarak ellerinden öpüyor. Abi sen oho meydana abi, meydana çıktın bayrağı astın. Çünkü neden biliyor? Niye bunu söylüyorum? Heh. Bu iş Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu mücadelesini değil. Geçti. Doğru. İşte. Ya devletlerin mücadelesi haline geldi. Şimdi yabancı ajanslara çıkıyorsun. Uluslararası kanalda doğru. konuşuyorsun. Doğru. Ben hiçbir zaman içinde bulunduğum medya mensuplarının bu kadar politize olduğu, karşıyı bu kadar suçladığı ve kazanmaya endekslendiği bir seçim hatırlamıyorum. Var olma yok olma savaşı gibi görüyorlar. Aslında var. Batı dünyası da bunu görüyor. Şöyle 60'lı yıllara baktığımız zaman orada da medyada da bölünme vardı. Yani 60'lı yıllarda iki tarafında. Demokrat Parti, CHP ayrımı. Aynen. Yani orada da iki kutuplu bir yaklaşım vardı. Yani rahmetli Menderes'in medya için söylemi vardı. Sayın rahmetli İnönü'nün yine kendi taraftarlarına olan söylemleri ve destekleri. Bunlar her dönem vardı. Ama bizim için en temel sorunumuz şu. Ana akım dediğimiz merkez medya yok oldu. Yani ya yandaş ya karşı mahalle. Yani iki taraftan başka bir şey yok. Yani ikisi de yandaş. Şimdi merkez medya olmadığı zaman vatandaş da bölünüyor. Yani eskiden hani 80 öncesinde. Abi yandaş mıyız, yandaş mıyız? Yok abi. Bunu anlamış değilim. Değiliz. Yandaş mı, goldaş mı, evet. yoldaş mı? Bir ararsam var. Ya yani milleti görüyoruz. Evet. Şimdi Ümit Özdağ'ın bir söylemi var. Bakın derin aslında bir yaklaşım ortaya koyarken açıklamalarında. Ekonomiye de vurgu yapıyor. Bak biz hep bunları söylüyoruz. Yani gıda güvenliğini tartışan yok, savunma sanayindeki gelişim modellerini konuşan yok, ilaç yok, tarım yok, hayvancılık yok. Yani asıl bizim hayatı ifadelerimize yarayacak. Son 5 aydır evet. Suriye'yi konuşmuyoruz, Libya'yı konuşmuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşmuyoruz, Ukrayna-Rusya savaşını politik konuşmuyoruz. Politik adam programının dışında kimse evet. bu dediklerini evet. konuşmuyor. Bak ve açık ve ne söylüyor? Amerika'nın bugün biraz önce geldiğim evet. sohbet ortamında Amerika, Balkanların
veyahut da Orta Doğu'nun en büyük büyükelçiliğini Makedonya'ya açıyormuş. Açtığı yer, kurduğu yer Türk şehitliğinin üzeri. Sadullah. Yani demek istediğim Sadullah, şu. Bak, hayır. Bir şey. Değerli yönetmenim, Hafız Esad'ın Beşer Esad'ın bir fotoğrafı var. Onun üzerinden konuşmaya tabii, devam edelim. Demek istediğim şu. Biz epeydir seçimlerden dolayı çevremizde olan dünya ekonomiyle beraber bak, dünya konjonktürünü kaçırıyoruz. Heh, bak, şimdi bu fotoğraf çok önemli. Suriye konuşmuyoruz diyoruz ya, bak. Ne dersin başkan? Abi biz bu fotoğrafla ilgili ne dedik? Bak hatırla, 1,5 ay önce. Orta Doğu'da yeniden kartlar dağıtılıyor. Evet. Yani Amerikan kralının, veliahtının Çin'e gitmesi, İran'la ilişkilerin olması, işte buna Orta Doğu şekillenmesi, Körfez'in buradaki pozisyonu, artı Afrika açılımı. Şimdi bütün bunları anlaşılıyor ki Çin, Rusya ve Asya Pasifik'inde yeni bir organizasyon, yeni evet. bir yapı var. Şimdi bugün enteresan bir veri de açıklandı. Suudi Arabistan veliahtı Muhammed Bin Salman'ı gördüğüm için söylüyorum. Sadece son 2 ayda Suudi Arabistan'la ticaret hacmimizin rakamını biliyor musunuz? Bugün açıklandı. Yok. Ekonomist. Ne 25 muhabir? Milyon dolardan 800 milyon dolara çıkmış. 25 milyon dolardı ticaret hacmimiz geçen yıl. Tamam mı? Yani Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da tabii canım. 25 milyon dolar olmaz ya. Tabii canım, öyle bizim ihracatımız 25 milyon dolardı. Şu anda 800 milyon dolara çıktı. Anladım. Çünkü kademeli bir geçiş var. Tungay Bey, şöyle buna ekleyelim. Lütfen. Bazı Türk mamulleri Suudi Arabistan'ın kota uygulamasından dolayı Arap ülkeleri menşeli ürünler olarak ülkesine gidiyor. Şimdi direkt Türkiye ihracatı. Hatta bizim tekstille ilgili Türkiye'de yapılmış olan ürünler, üretimler Balkan ülkesine gönderilip Balkan ülkesinden de ihracatı yapılıyordu. Yani öyle bir şey de vardı. Şimdi bir iş adamı bunu bulur. Yani bu işi çıkartır. Evet. Ama bu fotoğraf, yani 13 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne Esad'ın davet edilmesi ve samimi görüntüler vermesi, aile fotoğrafının olması, artık Orta Doğu'da yeni dengelerin, yeni konuların konuşulacağıdır. Mesela ben şunu da isterdim. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Yani taraflar hem Sayın Erdoğan hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun diplomasiyle dış politika ile alakalı temel söylemlerini de ortaya koyması gerekirdi. Ne demek ya, ben çünkü oy verdiğim Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir dış politika izleyeceğini bilmek zorundayım. Yani belki vatandaşlarımız diyecek ya ben geçim derdindeyim. Geçim derdini zaten konuşan yok. Yani biz bunları burada söylüyoruz. Gayri safi milli hasıla bakın. Marmara 3 eksenliydi. Ben bunu daha önce de anlattım. Devletin resmi kayıtları bunlar. Benim söylemim değil. Bakın Marmara bölgesini yukarıdan aşağıya kadar aksi çizdiğiniz bölgenin yıllık gayri safi milli hasılası 18.500 mertebesinde. Orta aks dediğimiz Orta Anadolu'dan evet. gelip Karadeniz'den aşağı inen kısmın, Güneydoğu'ya kadar inen kısmın gayri safi milli hasılası 12.500 dolar. Geri kalan doğunun gayri safi milli hasıladaki payı 3.500 dolar. Şimdi siz bu geliştirecek notları, metotları, söylemleri ortaya evet. koyamazsanız, hani hep söylediğimiz şey komple vardı ya. Bir ülkenin kalkınmasını aynı seviyeye getiremezseniz. Gelemez ama geliştirilir. Bakın evet. gelemez ama geliştirilir. Ne demek geliştirilir? Doğuyu sürekli bakın kalkınma bölgesinde öncelikli iller anlamına koyuyoruz. Doğuda teşvikler inanılmaz gidiyor. Onu yapın, bunu yapın, bunu edin. Ama gitmiyor. Çünkü neden? Hatırlar mısın abi? AK Parti'nin bu ülkeye yarattığı en büyük yani çıkmazdan birisi beton ekonomisiydi. Hatta ben bunu hep söyleyince sen bana kızardın. Ya beşi çeteye biz maruz mu kalacağız? Ama beton ekonomisi bizi bakın nereye taşıdı. Yani her şeyi üretmeden sadece bir şeyleri koyarak gitmek insanların bugünkü satın alma paritesini yok ediyor. Ne dedi vatandaşımız? Bakın yine Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na karşı söyleminde çok yanlış politikalar uyguladı. Reklam ajansının söylemleri çok kötüydü. Patates soğan üzerinden geldi. Sokak röportajları ne oldu? Patates soğan yemeyiz, Erdoğan'ı yedirmeyiz. Bakın yani şimdi dolayısıyla niye o söylemlere geliştirildi? Çünkü ulusal güvenlik sorunlarımız var. Evet. Yani bölgesel yani şöyle anlaşılıyor ki. Seçmen zaten şöyledir. Her programda da söylemeye gayret ediyorum. Seçmenin tercihinin birinci önceliği ülkenin ve kendisinin güvenliğidir. Evet. İkinci olarak cebine gider, tenceresine gider iş. Bugün Türkiye'nin bulunduğu konjonktürde Türkiye'nin önceliği güvenliktir. Yani siz savunma sanayinize öncelik vermezseniz, siz çevredeki diplomasiye öncelik vermezseniz, siz ülkenin çevresinde olup bitenlere bigane kalırsanız veyahut da onları gündeme getirmezseniz, onlarla ilgili politikalarınızı vatandaşın önüne sunmazsanız
aç da olsa insanlar öncelikle peki, onu düşünür. Sadullah, ben bir rolü evet. çalabilir miyim senden? Bir hadi soru sormam lazım. Çalalım, soruyu soralım. Bir tamam, hemen bir senin bir rolünü değerler. Çalıyorum. Çünkü Sadullah böyle bir güzel söyleyince bir orta şeyden bir pas yapalım bakalım. Peki, şu andaki gidişat. Tayyip Erdoğan kaybederse ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu kaybederse ne olur? Şimdi bir Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmez. Bir programlık soru sordu. Sorma ya. Yok yok gayet basit. Demokratik olarak bırakır öbürü gelir. Hayır şimdi, bırakmaz bunlar o. Ben merak ediyorum. Şimdi 28'inden sonra zaten o mevzuya gelecektim. 28'inden sonra Cumhurbaşkanı belirlendikten sonra millet seçtikten sonra Türkiye Kasım ayından itibaren dünya gündemine tekrar oturacak. Şimdi onu ben bileyim. Anlamadım. Bakın. Anlamadım abi niye Kasım? Yani buradan Kasım'a daha 6 ay var. Bir hazırlık aşaması itibariyle bakarsınız. Aynen. Benim duyduğum, benim aldığım kulis bilgilerine göre Türk Dünyası Teşkilatı fiili olarak tamamen devreye girecek. Ne diye devreye girecek? Birlik gibi, Avrupa Birliği gibi ve benzeri bir yapıda. Bu Tayyip Bey kazanırsa. Tayyip Bey kazanırsa bu çerçevede Tayyip Bey ağırlığını ve liderliğini oraya koyacak. Peki İkincisi, bir soru. İkincisi, bir dakika buna evet. devamı bir şimdi, soru var merak evet. ediyorum. Tayyip Bey kaybederse kaybediş stratejisinin sebepleri ne olur? Ya, bugünkü bir dakika merak ediyorum. Bir sorunun cevabını versin muhterem başkan. Ya hayır verdi o. Verdi ama böyle yani, Türk Cumhuriyeti'ne girdiği çıktı bir sürü bir şey. Az veririz gidelim ki Tayyip programın Bey'in zamanı önemli. Tayyip Bey'in kaybetmesinin tek nedeni bugünkü ekonomik istikrarsızlık olur. Başka bir şey olmaz. Ne peki derdi? Montaj konusuna gelmesi. Hangi montaj? Hani TRT'deki Abdülkadir. Programda. Program. Bir dakika. Yani, yani orada o sözü tekrar dinleyelim. Dinleyemeyiz burada. Tekrar dinleyelim. Var mı abi? Ben o sözü dinledim. Tayyip Bey zaten montaj olabilir diye söze başlıyor. Peki yani. Yani orada Kemal Bey zaman mal bir mağribi gibi üzerine atladı aslında. Bir konjonktür ve avantaj gibi. Ama devamı gelmez. Niye gelmez? Ben onu başka bir şey olarak da görüyorum. Şimdi Kemal Bey'in oyunun da çok Tayyip Bey çok stratejik bir hamle yaparak kendisine yönelik hamlenin önünü aldı. Ne demek o? Ve bunun gibi kasetlerin çıkabileceğini ve bununla ilgili de montaj olacağını söyledi. Çünkü inanılmaz sosyal medyada yeni ürünler, FETÖ'cü hesapların yoğun bir işi var. Sen de konuşmaya başlarken ne dedin? Bugün bazı gazetecilerin de içinde olduğu hesaplarla ilgili soruşturma başlamıştı. Fehmi Bey, önümüzde 14 Mayıs öncesi yaşanmış, benim de mesleğim olan araştırma firmalarının bir dezenformasyonu var ya. Dezenformasyonu değil, hocam, manipülasyonu var. Değerli yönetmenim, bu MHP afişi yani, vardı ya. Yani ekrandaysa bir verebilir misin? Manipüle ettiler. Şimdi manipüleyi göreceğiz. Yani nasıl bir manipüle üstad? Manipüle ettiler gayet basit. Yok, MHP ile ilgili bir afişimiz vardı ya. Manipülasyonu en iyi anlatan şey bu. Evet. Ben Mevlüt Karakaya'ya da gösterdim. Hiçbiri MHP'yi ya %9 bile göstermedi. 5 gösteren, 4 gösteren hepsi var. Abi. 10.01 aldı. Şimdi, bak hep kamuoyu araştırma evet. firma yani kamuoyunu yönlendirme firmaları olarak yaptı. İşte manipülasyon yaptılar ama şu soruyu tamamlayamadık. Cumhur İttifakı'nda ve Millet İttifakı'nın toplamında kazanan parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Bakın ikisinin hareket alanının siyasi söylemlerine baktığımızda aslında vatandaş şunu istiyor. Direkt dik duruş sergileyen ve söyleminden geri adım atmayan bir politik yaklaşım. Ve bunun o kadar vagonu üstlerine Sinan Ateş cinayeti, ekonomik faturalar, patates, son her şeyi göğüslemesine rağmen MHP'nin aldığı oy bu anlamda çok önemli. Evet, İşte kesinlikle. Senin o milliyetçilerle ilgili tespitin var ya bu. Evet. Şimdi Ümit Özdağ, o bir HDP şeyimiz vardı. Sezai Temelli bugün diyor ki boykot boykot yok. Niye? Ümit Özdağ geldi, kayyumlarla ilgili bir açıklama yaptı. Tabii. HDP bugün olağanüstü toplandı, bir açıklama yaptı. Yarın nihai kararları verir. Şimdi ben biraz önceki Şafak Ses hocama dedim ki yani sizin radarınız iyi görüyor da demek ki Ümit Hoca'nın radarı bozulmuş. Hani oraya gitti falan. Yo dedi. Hani benim anladığım şu. Ümit Özdağ altılı masayı parçalamak için gitti. Dinamiti koydu. Hatta bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı, Adana Belediye Başkanı, Bolu Belediye Başkanı Muharrem İnce ile Memleket Partisi'ne görüşmeye gitti. Gürkan Hacır bunu haber verdi. Böyle bir yapı var. HDP Millet İttifakı'na desteğini çeker mi?
Senden başlayalım, Turgay Bey'e gidelim. Ben yani onu yine gördüm açıklamalarını, yarın karar verileceğiyle alakalı. Aklıma bu seçim öncesi her türlü oyun geliyor. Her türlü atraksiyon geliyor. Bu nedenle bir Ali Cengiz oyunu olur diyorsun yani. Yani bir Ali Cengiz oyunu mu oynanıyor yoksa farklı bir şey mi yapılıyor? Çünkü geldiğimiz noktada seçimlere 3 gün kala sonuç itibariyle oluşan psikolojik havaya göre, algılara göre Tayyip Erdoğan'ın önünde herhangi bir problem yok. Yani bütün göstergeler bir taraftan anketlerin ters köşesiyle CHP'li seçmenin ciddi bir moral bozukluğu var. Diğer taraftan Muharrem İnce meselesinden dolayı Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen seçmenin normal şartlarda Kemal Bey'e gitmesi gerekirken bir kızgınlıkları var. Diğer taraftan parlamentonun çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olmasından kaynaklanan bir gösterge mevzuu var. Tüm bunları bir araya topladığımızda 28 Mayıs'ın sonuçları aşağı yukarı çok fazla bir değişimi göstermeyeceğini. Sadullah ama, abi neticeyi verdi. Ama ne? Ama yani şimdi siyasi manevralara bakıyoruz. Kemal Bey yenilgiyi hafifletmek için mi bazı pazarlıklara giriyor? Yoksa farklı bir mecra mıdır? Yani bugün Ümit Özdağ'ın girip Kemal Bey'le anlaşması veyahut da bir mutabakat metni yayınlamaları bir göstermelik midir? HDP'nin çıkışı, Yeşil Solların çıkışı ve bunu değerlendireceğiz demesi farklı bir gösterge olup da HDP'nin gölgesini CHP'nin Kemal Bey'in üzerinden alma operasyonu mudur bilmiyorum. Turgay Bey, başkan, biz soruyoruz. Sadullah abi soruyoruz, o da bize soruyor. Tabii. Şimdi sana yekten soruyor. Kitabın ortasından sonra. Ya bu pazarlık masası nasıl ki Ata İttifakı'na 3 bakanlık, İçişleri Bakanlığı geliyor, bu yapıyor. Altılı masanın, altı liderin protokolde imzası yok, tek başına yok. Ve enteresan noktada Sadullah Bey'in bir ilanı var. Sen ne düşünüyorsun 28 Mayıs ile ilgili? Fehmi abi, şimdi sen dedin ya rahmetli Süleyman Demirel, biz de buradan rahmetle analım, onun güzel sözüyle başlayalım. Dün dündür, bugün bugündür. Selamu kavle yani. Ha şimdi bir kere bir dakika yani. Siz, İkinci soru başladı. Bir dakika ya, niye öyle? Şimdi siz dünün içerisinde o oldu bu oldu diye bırakacağız bir kenara. İkincisi bugün mesela İstanbul'da imzadan sonra Ekrem Bey'in şeyi vardı, mitingi vardı, Avcılar'da. Çok çok kalabalıktı. Senin de yakinen tanıdığın, benim de dostum, senin de dostun olan Akif Serin 21. dönem. O aynı zamanda bölümü de istatistik bölüm mezunudur. Bana bir hesaplama yap abi dedim. Oradaydın. Neler gördün? Ya Ümit Özdağ'ın bize bu kadar heyecan vereceğini beklemiyordum dedi açıkçası. Şimdi Millet İttifakı her yeni dayanışma, her yeni bir söylem olayı farklı bir yere taşıyabiliyor. Aynı zamanda bakın yani 14'ten önce bir şey konuşuyorduk. 14'ten sonra başka bir şey konuşuyoruz. Bugün daha başka bir şey konuşuyoruz. Acaba cumartesiye kadar daha ne konuşacağız? Hani siyasetin temel o söylemidir. Bir hafta çok kısa, bir gün çok uzun. Ya Kastamonlar bu için pratiğini söylüyor. Ayı da çıkabilir, taş da düşebiliyor. Her şey çıkar, her şey olur. Şimdi siyasetin ne ayısı ne taşı. Siyasetin ne gölgesi ne güneşi. Siyasetin gerçeği vardır. O siyasetin gerçeği nedir? Bazen 2 artı 2 3'tür. Bazen 2 artı 2 5'tir. Şimdi değerli başkan, Millet İttifakı'na derdin, geldi yönetmenim, ne kadar vaktimiz kaldı onu bir söyle. Fotoğraflar var. Şimdi hani Cübbeli Ahmet Hoca diyor ya, bu sağa güvenmeyin. Bunlar CHP'yi kandırdı. Ya sağda inanılmaz bir Kemal Kılıçdaroğlu aşkı var. Şimdi bir epeydir süredir yoğun bir büroya gelen giden siyasiler var. Yorumları şöyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına çıksın. Yanına bu partileri almasın, HDP'yi almasın. Bu oyun yukarısında bir oy alırdı diyor. Şimdi burası yok, bir önceki değerli yönetmenim Hande Hanım, Demokrat Parti Genel Merkezi. O fotoğrafı görebiliyor musunuz yazılı? Evet. O ana vatanın olduğu binası. Ana vatanın bildiği Demokrat Parti tabii binası. Doğru. Kılıçdaroğlu'nun bir yazısı var orada. Bak daha iyi gösterdi. Vatanını seven sandığa gelsin. Demokrat Parti bunu sen söylüyor. Sen şeyi gördün mü son
billboardu. Şey yazmış, şimdi gelirken dikkatimi çekti. Suriyeliler için gidecek. Bakın, yani şu andaki söylemler ve politika o kadar değişti ki, yani vatan sevgisini ortaya koyuyorlar. Yine savunma, yine milliyetçilik, yine yaklaşım sergiliyorlar. Artı Suriye işini kim çıkardı, kim oldu? Ümit Özdağ. Şimdi birilerine göre Türkiye gerçeğidir, birilerine göre hayırdır. Ama bir gerçek var ki Ümit Özdağ da PR'ını büyüten, getirten de Sayın Soylu oldu. Süleyman Bey'le atışması, çatışması, söylemi Ümit Özdağ bir yerlere getirdi, hatta taşıdı. Hatta onun koltuğuna talip olmaya başladı. Yani. Şimdi bir fotoğraf daha evet. Var Saadet Partisi'nin. Orada da bir Kemal Kılıçdaroğlu posteri var Temel Bey ile beraber. Bir de Kılıçdaroğlu ile ilgili duaya duymuş iş var. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yapıyor. Canan Kaftancıoğlu bozkurt flamaları altında konuşuyor. Ben inan böyle şaşırdım yani. Şimdi mücahit her oldu. Her şeyin rengi değişti. Yani siz de 35 tane milletvekili verseniz arkasında bunların altında. Abi kime verdi Kemal Kılıçdaroğlu? Bak, Canan Kaftancıoğlu'nun yürüyüşü. Bak evet. Bu Azerbaycan bayrağı değil mi abi? Bir tanesi Azerbaycan evet, bayrağı. Yani. Aslında milliyetçilik kavramı orada da var. Fakat şu anda siyasette ne sol ne sağ ne milliyetçilik ne muhafazakar ne bir şey, her şey birbirine karışmış. Yani bu hem Cumhur İttifakı için de geçerli, tüm hem Millet İttifakı için de geçerli. Tüm bu göstergeler şeyi gösteriyor. HDP gölgesinin CHP üzerinden Kemal Bey'in oyları üzerinden kaldırılmasıyla alakalı bir çalışmayı demek gösteriyor. Demek ki milliyetçiler yani, bu işi başarmış. Yani milliyetçiler başardı. Mi başardı? Kemal Bey mi iyi oynuyor? Hayır. Bence bakın, milliyetçiler başardı. Kemal Bey çok net. Çok yani bu, size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Bey saf. Ne demek saf abi? Saf abi. Hani aldatılan kısımda mı? Şimdi aldatan abi, aldatılan. Kaç seçimdir aldatılıyor, şey yapıyor yani. Ama bak yani, ne dedi Cübbeli Hoca? Ya bizim sağcılar gene gol attı. Ya iyi niyetten. Şimdi ben hani az önce size söyledim ya, siz de biliyorsunuz ama topa girmediniz. Üst akıl ki yani DEVA'ya, geleceğe, saadete, Demokrat Parti'ye. Ya biz burada seninle aynı şey söylemedik ki İyi Parti kan kaybediyor. Amin. Bak. Şimdi hani çocuğa tembih dersen sakın ha bunu söyleme. Çocuk diyecek ki ben bunu söylemeyeceğim. Yani hadi, beni inadına Abdullah Gül Caddesi'ne doğru, meydana doğru yönlendiriyor. Abdullah Gül meydanına çıkıyor. Yani çünkü neden Abdullah Gül meydanı? Ya sokakların arasındaki her stratejide bakıyorsun. Ya gerçekten söyleme odur. Ya bakıyorum Ali Babacan'ın anayasa ile ilgili çıkışı. Bakıyorum bugün işte Meral Hanım'ın söylemi. Öbür tarafta Gelecek Partisi'ndeki diğer kurmayların söylemi. Artı işte diğer Saadet Partisi'ndeki yaklaşımlar. Biri grup kurdu, biri bir fotoğraf verdi. Ya arkadaşlar yani bir dakika. Yani sizin kazanma noktasındaki yaklaşımınızı daha hiçbir şey olmadan herkes konuşursa insanın aklında surur işaretleri gelir. Neden? Koalisyonda yönetme noktası diyeceksin ki Kaptan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim beklentimiz yok. Bizim bu konuda nasıl bir taahhütlerde bulunursa kabulüz. Şimdi ekonomiyi o mu alacak? İçişlerine Bakanı bugün çıktı. Meral Hanım diyor ki bir dakika ya böyle bakanlıklar dağıtılmaz. Herkes oy oranlarına girecek. Bakılacak. Bakın ben diyor kendi başıma girdim kazandım. Yani öbür partilere diyor ki fazla sulanmayın diyor. Yani sizin bir şeyiniz yok diyor. Oy oranınızı ölçecek bir şey yok. Yok işte biz onu her zaman söylüyoruz. Yani sadece salt alınan. Yani şimdi tezgaha gelen DEVA, Gelecek, Saadet Partisi mi oldu? Demokrat Parti mi oldu? Niye ölçemiyorsun? Bakanlık yok mu yani? Sence yani orada milletvekili bu iş bozulacak zaten. Sadullah abim cevap versin. Versin ya merak ben ediyorum. Ben nasıl cevap vereyim ya? Yok o kadar karıştırmışlar bilgiler. Ben mi çözeceğim? Nasıl çözeyim onların durumunu? Sen kamu araştırmacısın ya. Yani araştırsam. Sana deseler ki biz nasıl bu işin içinden çıkacağız? Abi, bu halk ne diyor? Ne cevap verirsin? O zaman tahmini ankette tahmini söyleminde ne çıkar Sadullah? Şimdi sonuç itibariyle 28'ini geçeceğiz. Bugün hangi oyunu oynasak da millet kararını vermiştir. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra milletin kararını değiştiremezsiniz. Bak bize söylediği lafa bak. Tamam mı? Oyunumuzu oynasak da. Ben oyun oynamıyorum ama bugün senin bu söyleminden Sinan Oğan Nagihan Alçı'ya bir tweette söyledi. Oyunu bozma dedi, plana uy dedi. Bak şimdi tabii belli ki birilerine oyunda roller biçiliyor. Fehmi abi bize bir şey biçilmedi. Bana bir şey biçilmedi, sana bir şey biçildi mi? Bize şöyle bir rolümüz var bizim. Hı. Biz inandığımız mefkuremiz tabii istikametinde... Biz... Yürümeye devam ediyor. Hayır, Sadullah oyunumuzu oynasak da dedi ya. Tabii bu seçim geldi geçti. Evet.
ne fonlandık, ne bir partiden yok yana olduk. Hak bildiğimiz doğruyu ve yalnız doğruyu memleketimiz için söyledik. Ben bunun gönül rahatlığı içineyim. Elbette ki bir oyun şüphesiz var. Çok, anamın çok ak sütü gibi helal olan oyumu gittim kullandım. Ayrı bir nokta. Peki bir soru ikinize de. Merak ediyorum. Siz de çünkü usta deneyimli gazetecilersiniz. Soruları sen sorma. Yok yok, ben i̇şte rol aldım. Bana ekrana geldi Sinan Oğan'ın cevabı. Ben yarım kalan meseleyi dur, çözelim. Yine biraz önce bana girişecek de az bir vaktimiz kaldı. Kemal Bey kazanırsa bu stratejisini nasıl görüyorsun? Yani ne diye kazanacak? İkinize de aynı soruyu soruyorum. Şimdi HDP gölgesi Sadullah abim kalktı dedi ya. Bunu göreceğiz. Kalktı mı kalkmadı. Hayır, kaldırma uğraşı var. Kalktı demiyorum. Bakın, HDP gölgesi kalktığı zaman Kılıçdaroğlu desteklemiyoruz diyecekler. Öyle mi? Hayır, hayır, hayır. Bakın, yarın HDP kalksa dese ki biz desteklemiyoruz. Bu şu manaya gelmez. Pazar gününe kadar bu işi halledip sandıklarda, çünkü HDP seçmenini çok kolay yoldan konsolide ediyor. Hem de sandık sandık. Sizi. Yani HDP'den dolayı mı kazanacak Kemal Bey? Yani bir hayır, bunu söylerseniz ben şimdi, daha net olayım. Hayır, HDP desteğini çektim der, oy vermeyecek olursa ben Kemal Bey'in... Ben kazanırsa diyorum, çekti çekmedi demiyorum evet. Sadullah. Yani sen şimdi olayı... Hayır, bak, ya kazanırsa değil ya. Kazanırsa bak... %25 oyu var, %10 İYİ Parti var, 35. Bir dakika, 45 almış. Yani sen onu hesapla. Boşver, bir kenara koyun o şeyleri. Şöyle ayırın. Kemal Bey kazanırsa aynı bunun başarısı benziyor nedir? Değerli başkan, hani baba bir hırsız yakaladım, oğlum gel gelmiyor, bırak bırakmıyor ya. Bak bu ne politika, bak şimdi, ne bu programın adını nasıl götürüyor, görüyor şimdi, musun? Şimdi o zaman bana müsaade et, aynı soruyu sana sordum. Tayyip Bey kazanırsa ne olur? Kemal Bey kazanırsa ne olur? Gayet gittim abi. Buyurun, çünkü soruyu soran cevabını bildiği için bu kadar ısrar ediyor. Yok, buyurun. Sen bana Kemal Bey'in kazanırsa ne için kazanacağını söylemedin. Ben sana bilmiyorum. Tek söyleyeyim. Kemal Bey kazanırsa mağdur ne oldu? Bitiyoruz arkadaşlar. Öyle mi yani? Yönetmenim Hande Hanım dedi ki size doyum olmuyor ama bana tanınan söyleyebilir miyim? Son söz, evet. Son söz. Vatandaşımız sağduyulu. Buna çok inanıyorum. Ve bu hafta pazar günü vatandaşlık görevi olarak lütfen sandığa gitsin. Bir oyun çok değerli bir kıymeti var. Hangi tarafa örmek isterse hür, kendi aklıyla, kendi vicdanıyla, inandığı değerlerle oyunu kullansın. Tamam, baharlar gelecek mi göreceğiz. Zaten baharı görmedik ki yaza gireceğiz. Evet. Artık yazı yaşayacağız, öyle gözüküyor. Evet. Ordulu arkadaşlar şimdi baharı unutacak. Ben sadece 28 Mayıs'ın devamında Türkiye inşallah geleceğiyle alakalı dünyada söz sahibi olabilecek atraksiyonlara başlayacak. Türk dünyası teşkilatları aktif faaliyete geçecek. Turan ordusu faaliyete geçecek. İslam ülkelerinin yeni atraksiyonları ortaya çıkacak. Dünya Orta Doğu'da dünyanın bir kenarında bir bölgesinde sonuç itibariyle gelecek ayda. Hafta kimselere söz vermeyin. Çarşamba günü iki program yapıp seçim analizi yapacağız. Bir yerlere çıkmayın. Sıkı durun. Değerli izleyiciler, bir politikadan programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta önemli konu ve konu başlıklarıyla buluşmak ümidiyle teknik yapıda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hayırlı geceler efendim.